Stüdyoyu terk eden terk edene. Evet, Melisa ve Muhammed gelin yanıma. Melisa ve Muhammed bize nasıl geldiler? Önce bir aşk hikayelerini izleyelim. Sonra önemli bir gelişme var. Muhammed ve Melisa birbirlerini çok sevmelerine rağmen Muhammed'in ailesi Melisa'yı gelin olarak istemiyor. Bir yıldır beraberiz. Yani birbirimizi çok seviyoruz. Ben aşkı Muhammed'le tattım. Gerçek aşkı onunla öğrendim. Bana sevmenin, sevilmenin ne demek olduğunu tattırdı. Ben Melisa'yı asla kesinlikle bırakmam. Her ne kadar ailem istese de istemese de kesinlikle bırakmayacağım. Ben yaşadığım sürece bu eli asla bırakmayacağım. Seni çok seviyorum hayatım. Neden istemiyor ailesi seni? Ailesi benim iş yapabileceğimi, yemek yapabileceğimi, Muhammed'e layık bir eş olabileceğimi düşünmüyorlar. Hı hı. İş yapabileceğimi derken? Yani bulaşık, çamaşır vesaire yemek yapabileceğimi falan düşünmüyorlar. Hı hı. Onun ihtiyaçlarını giderebileceğimi düşünmüyorlar. Hı hı. Bu yüzden istemiyorlar beni. Muhammed'in ailesinden onay almak isteyen Melisa onlara böyle seslendi. Ben buradan Muhammed'in annesine ve ablasına sesleniyorum. Bize bir şans verin, bizim evliliğimize bana bir şans verin. Yani benim özrüm bir bahane olmamalı bizim evliliğimiz için. Ben Muhammed'i çok seviyorum. Bana bir şans verin, mutluluğumuza bir şans verin. Görün yani ona nasıl layık bir eş olabileceğimi, onu nasıl yüceltebileceğimi görün. Benim elim ayağım tutuyor Allah'a şükür. Her türlü ev işinde yapabilirim. Ona layık bir eş de olabilirim. Zaten niye yapamıyorsun onu da anlamadım ya. Niye yapamıyorsun? Öyle düşünüyorlar. Allah Allah. Ben sonuna kadar da arkasındayım bu sözümün. Hani ona layık bir eş olabileceğimi inanıyorum ben. Muhammed, sen anneni efendim ve ablanı ikna edemedin mi? Bizim her işimizi görüyor Melisa. Seda yani Hanım, şimdi ablama annemi ikna edebilirim ama sonradan ilk tanıştığında ikna oldular. Tamam dediler yani sonra güzel oldu dediler. En azından yakışır yanına dediler. Sonradan bunun gidecek yeri olmadığı için 3-5 gün neyse bizde kalabilirim anne dedim. Kalamaz dedi. Şey gitsin, annesi babası kabul etmiyorsa dedi. Sığınma evine gitsin dedi dediler. Ben de kabul etmedim. Ben de kabul etmeyince bunu istemediler. Yani sonuç bu. Nereye gitsinler dedi? Sığınma evine, kadın sığınma niye evine. Ailesi evde istemediği için, kendi ailem de beni istemediği nikah için. Nikah olmadığı için dedi komşular laf eder. O yüzden dedi. Buraya geldiler, bizi evlendir. Ailemizden onayı al, bizi evlendir. Ben onları evlendirmek istiyorum. Onlar çok iyi anlaşıyorlar. Çok da yakışıyorlar. Muhammed'in annesi ve ablası konuştu. Bakalım ne dediler, izleyelim. Melisa'yı gelin olarak istemeyen Muhammed'in annesi ve ablası konuştu. Bir gün akşam geldi. Oturdu, durdu neyse. O gün bizde yattı. Ertesi gün bizde yattı. Ertesi gün bizde yattı. 3 gün bizde yattı. Baktık gitmiyor. Dedik ki git dedik. Gitmiyorum dedi. Siz ilk kez tanışmıştınız Melisa'yla ve gelip burada kaldı, doğru mu? Doğru. 4 gün bizim evde kaldı. Ondan sonra git dediğimiz zaman dayımdan şiddet görüyorum dedi. Annem sığınma evinde dedi. Gitmek istemiyorum dedi. Peki burada kaldığı 4 gün boyunca neler yaşandı aranızda? Hiçbir şey görmedi yani. Hiçbir iş yapmadı. Yapmadı. Onun söylediğine göre siz onun yapamayacağını söylemişsiniz ona. Yani o yaptı da mı beğenmediniz? Hiçbir şey yapmadı ya. Bir kap yemek yapmadı. Bir kap yemek yapsaydı bahardık yani. Ya ben zaten ondan iş beklemedim. Gelen insana iş mi yaptıracağım? Ama içtiği bardağı bile kaldırmadı. Yani biz görmedik. Melisa bir evi çekip çevirebilir mi sizce? Vallahi ben hiç görmedim yani. Kendine güveniyorsa evlensin. Ben varıp da işini yapacak değilim. Yemeğini yapacak değilim. Sizce kendisi yapabilir mi? Bilmiyorum vallahi. Görmediğim için bilemiyorum yani. Siz yani ne gibi nedenlerden dolayı Muhammed'e istemiyorum dediniz de programa geldiler peki? Yani son nokta ne oldu? Son nokta ben oraya çıktıklarından hiç haberim yoktu. Ben ameliyat oldum. Ameliyat olduğum gün oraya geldiler. Kayseri'ye gitmişler, gezmişler, tozmuşlar. Sonra buraya geldiler. Eve aldık, oturdular, durdular. Bıraktılar, gittiler. Bir geçmiş olsun bile demediler. Melisa diyor ki, Muhammed'in ablası benim boyum kısa olduğu için beni istemiyor diyor.
Aranızda bu boy konusuyla ilgili bir şey yaşandı mı? Hayır. Zaten ben kendisine geldiğinde direkt söyledim. Yani boy kısalığı hiç önemli değil. Biz de kısayız ama Kavak'ta da boy var. Akıl olmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz diye düşündük. Yani bunu da kendisine söyledim, bizzat belirttim. Bizim kendisinin boyuyla da kendisiyle de hiçbir sıkıntımız yok. Anneme karşı bir yemek yaptığını söylüyor kendisi. Kesinlikle bir kek şey yapmadı, yani yemek falan yapmadı. Yemek falan yapmadığı için de biz ondan kek istedik. Yani gelinimizin ne yaptığını, nasıl ne işle uğraştığını görelim diye. Elinden iş geliyor mu, gelmiyor mu onu şey yapmak istedik. Yani ölçüp tartmak istedik kendisini. Kendisi bize sadece bir kek yapmak istedi. Kek yapmak istediğinde de yani tezgahın üzerine uzanamadı. Uzanamayınca da hani bu boy sorunu önemli değil dedik. Yapamadı. Sadece yaptığı bir kek. Yemek varsa eğer, yaptığı bir yemek varsa bize adını söylesin. En azından biz de bilelim hangi yemeği yediğimizi. Annemin evinde kaldı. Hiçbir şeye yardım etmedi. Yediği içtiği bardağı bile kaldırıp yerine koymadı. En azından biz bir misafirliğe gidiyoruz. Orada bir başkasına dahi yardım edebiliyoruz. Ama bu şekilde olduğu zaman bizim de gönlümüz razı olmadı. Onun böyle Muhammed'e karşı ev hanımı olamayacağını, sürekli yanında bir insanın olması gerektiğini anlattık. Ama bunu da yanlış aksettirdiler kendileri. O kız bizim ailemize, yani gelenek ve göreneklerimize uygun değil. Bu yüzden de isteyemiyoruz. İstediğiniz kadar. Siz ayrı mı oturacaksınız? Ayrı oturacağız, evet. Ayrı oturacaksınız. Peki sen madem ki Muhammed'in annesinin evinde 3 gün kaldın, su içtiğin bardağı niye kaldırdın? Kaldırdım. Kaldırmadı diyor kadın, yalan söyler mi? Kaldırdım. Evinde şimdi kahvaltı ettik. İlk gündür, ilk gittiğinde ben de kimsenin evinde, kim olursa olsun rahat edemem. Yerini bilmem ne. Bir de çok abuk gelir bana, ne yapacağım şimdi, bir tane bardağı tut götür. Ama 3 gün kalmışsın anam. Seda Hanım ilk gün geldiğinde bana söyledi zaten. Melisa dedi ki ben tabağın yerini bilmiyorum dedi. Uzanamıyorum dedi. O yüzden dedi şey yapalım dedi. Bana öğret dedi. Buraya gelin geldiğimde zaten dedi öğrenirim dedi. Tamam dedim. Yani her şeyi yediğin içtiğini kaldırdı. Ayrıca senin o kadar da boyun problem edilecek kısalıkta değil Melisa. Sen de o şeyden çık, o moddan. Normal bir kadınsın sen ya. Hani ablası dedi ya, bizim gelenek ve göreneklerimize uygun değil. Evet. Biz onu gelin olarak kabul edemeyiz dedi, diye. Evet. Ben de buradan onlara sesleniyorum. Siz isteseniz de istemeseniz de ben Muhammed'le evleneceğim. Ve siz buna engel olamayacaksınız. Aa, bak bir o kadar da yerin altında var. Nasıl meydan okudu kaynanayla görüntüye? Benim kız, ailem istese de. Kız meydan okuyorsun, alttan al. Benim ay canım kaynanam de, ben heyecanlandım, bardağı kaldıramadım de. Şöyle yapsana, ah kurban olurum, boyum yetmedi ama biz onu çözeriz. Muhammed bana şöyle bir şey yapar, ben onlara desene. Ben ablasının evinde de kadına ne kafa tutuyorsun? Kafa tutmak değil bu. Hani onlar ciddi olarak konuşuyorlar ya, bizim ailemiz uygun değil. Ya o yumuşar, onun annesi iyi bir kadın, ablası da iyi ya belli, ben yumuşar. Anladım. Anladım. Seda Hanım, annem istese de, istemese de, ablam istese de. Aa, bunlara bak. Ne olursa olsun ben Melisa'yı seviyorum. Hiçbir zaman ben yaşadığım okuyorlar. Sürece bırakmayacağım bu eli. Ya ben sizi evlendireceğim. Evet. Ben çünkü neden? Ben size inanıyorum. Ben anneni de ikna ederim, ablanı da ikna ederim. Allah razı olsun. Ama böyle kafa tutmakla olmaz. Ben kafa tutmuyorum. Ben böyle bu tavrı sevmem. Sen annenle de, sen de kayınvalidene saygılı konuşacaksın. Sen de Muhammed, yok anne izin versen de vermesen de, anneni ikna edeceksin. Evet. Anneciğim heyecanlandı, yapamadı. Siz de böyle her şeye dikkat edince onun eli ayağı dolandı falan, güzel konuşun ailelerinizle ya. Biz evleneceğiz, izin verseniz de vermeyin. Gidin başka yerde evlenin o zaman. Değil mi? Biz burada niye bulunuyoruz? Ortayı yapalım diye ya. Arayı yapalım diye. Senin iyi bir annen var. Bak zaten Melisa'ya sahip çıkan bir ailesi yoksa sen Melisa'cığım o anneye o... Ya ben saygımı, hürmetimi evinde kaldığım süre onları boyunca seveceksin. Şey seni sevmelerini yani, sağlayacaksın. Kapıdan içeri girer girmez anneciğim Selam. Ablacığım diye ben bir ilk önce öyle devam edeceksin. İlk önce tanıştırdığımda anneciğim, ablacığım ne isterseniz
su vereyim mi? Ondan sonra başka bir arzunuz var mı? Hep böyle konuştu. Sonra İlk tanıştırma. Senin annen mi istemedi bir türlü? Evet. İster yani, o kadın ya, ben anladım. Ya ben kalbinin temiz olduğunu biliyorum onun. Hani anne sonuçta. Evet. Oğlunun mutluluğunu tabii ki isteyecektir. Ablası da iyi ya. Hatta ablam da Seda Hanım geçen bana telefon açtı. He, ne dedi? Benim dedi 2 yaşında oğlum var dedi. O yarın bir gün büyüyünce dedi onun mutluluğunu istemem mi? İsterim dedi. Evet. Sen de benim güzel bir kardeşimsin dedi. Ben o zaman niye diyorsun ki isteseniz de istemezsiniz? Güzel konuş annenle şuradan çabuk. En anneciğim, sevmediğim şey. Seni çok seviyorum. Ne olursa olsun seni üzmeyeceğim. Kesinlikle ne olursa olsun bu saatten sonra sözünü dinleyeceğim. Kesinlikle bu saatten sonra sana kesinlikle tavır yapmayacağım. Senin sözünü dinleyeceğim. Buradan öpüyorum. Melisa sen de konuş kayınvalide adayınla. Ben de anneciğim hani. Siz beni yanlış anladınız. Geldiğim zaman size bir saygısızlığım vesaire olmadı. Beni yanlış anladınız ama ben de size oğlumuzun sevdiği kadar çok seviyorum. Siz de benim annemsiniz. Ablam da ablam yani. Çok seviyorum sizi. Çünkü Muhammed'in annesine ve ablasına sesleniyorum. Biz Muhammed'i ve Melisa'nın birbirlerine olan bağlılığına, sevgilerine inanıyoruz. Bunlar çok mutlu olurlar. Ben bunları şu Recep Lastiği'ne ne kadar evlendirmek istemiyorsam bunları o kadar evlendirmek istiyorum. Bunlar evlensin, bunlar çok mutlu olur. Siz de sizden de ricam onları affedin. Melisa panik yapmış, heyecanlanmış. Zaten ailesi yok. Ona aile sıcaklığını verin. O kız karşılığını verecek size. Ben inanıyorum. İnanıyorum. Sevin onu. Muhammed'in annesi. Melisa'yı sevin. Muhammed'in ablası. Melisa'yı sev. Bağrına bas. Sen de bir kadınsın. Siz de kadınsınız. O niye kadın sığınma evine gitsin? Sevdiği erkeği bulmuş. Değil mi? He, oldu Mustafa. Hadi oturun. Annesiyle ve ablasıyla konuşacağım. Çünkü onlar... Burada hem nişanlarını yapacağım, hem kınalarını yapacağım, hem düğünlerini yapacağım. Çeyizlerini de vereceğim, göndereceğim. Melisa da bana söz verecek. Gayet iyi bir ev hanımı olacak. Bütün görevlerini yerine getirecek. Muhammed de ona yardımcı olacak. Evet, evet. Tabii.